Cem abi hoş geldin. Merhaba hoş olduk. 5'le 5'in yeni bölümünde tekrardan birlikteyiz. Hızlıca başlayalım istersen. İzlanda galibiyeti sonrası Monteya'ya 4 farklı oyuncuyla 4 gol attık. Böylece forvet tartışmaları tamamen rafa kalktı diyebilir miyiz? şeklinde bir soru yöneltildi. Monteya ise takımımızın da ne kadar böyle geometrileri oturmuş artık zaman zaman görebiliyoruz ve ...dört tane farklı futbolcuyla da ...dört tane gol atıyoruz. O yüzden gerçekten çok umut verici. Çok gurur duyuyorum hep hepsiyle çünkü inanılmaz bir performans verdiler sonuna kadar. <laughs> Üzülüyorum çünkü keyif almaya başlamıştım o sorulardan. Şeklinde yanıt verdi. Peki sence milli takımda gerçekten bir 9 numara sorunu var mı? Evet. Yani biraz dalga geçti bizim buradaki oyunlu düşünme hallerimizle ilgili iyi yapmadı bence. Sarkastik yaklaştı sanki. Evet evet yani sarkastikti ve iyi yapmadı. Şöyle ki hani bu yüzden tökezlenmeni beklerler. Hemen pusuya yatılır buralarda bu konu, böyle bu tür yaklaşımlar olan insanlara karşı. Yani aslında anlattığı şuydu yani oyun artık sizin anladığınız anlamda belirli şablonlarla oynanmıyor. O şablonların dışında oyunun kendi sağ içi dinamiklerinin belirlediği ya da rakip analizinin bize anlattığı formasyonlarla oyunu oynuyoruz. Sık sık bunu da söyledi. Bazen oyuncular bunu halledebiliyorlar sahada bu sorunları bazen halledemiyorlar. Halledemeyince bu formasyonun ya da oradaki dizilişin dizilişten daha çok saha içi dinamiklerde rakibin bize üstün gelmesiyle açıklanmalı. Teknik tek tek adamlar çoğunlukla bunu söylerler ama bizim buralarda takıntılı bir hal vardır. Üçlü mü oynayacaksın, dörtlü mü oynayacaksın? Çabuk bana söyle derler. Ve onların hani bizim daha çok yorumcunun ve e, sosyal medya üzerinden futbol takip eden ve kendisini burada ifade eden arkadaşların o belli şablonların dışına çıkmak gibi pek şeyleri yoktur. Zihinsel hazırlıkları yoktur. Montella da aslında bunu söylemeye çalıştı ve kazandığı maçtan sonra bir parça sarkastik, bir parça kibirli, bir parça da ya siz bu işten o zannettiğiniz kadar anlamıyorsunuz demeye getirdi. Aksız değildin. Ancak bunu tabii biraz hani Üslup ıı, çekip uzatmaya orasından burasından esnetme elverişli bir üslup e, oldu. Bir bence bir 9 numara sorunu var. Bu açık. Ama bu milli takımın değil ülkenin sorunu. Yani o pozisyon oyuncumuz yok bizim. İşte en son söyleyeceğimiz ülke içinde Cenk Tosun, Umut Nayır. biliyorsun nice zorlamalardan sonra işte Semi söz zorlaması gibi oyunu attılar ama pek de beklenen etkiyi gösteremedi. Niye? Çünkü major takımlar, yukarıdaki takımlar daha çok o tür pozisyonları, hani iş bitirici pozisyonları yabancı oyuncularla tahkim ediyorlar, onlarla dolduruyorlar. Ve bir 9 numara sorunu var ama 2 numara sorunu da var, 3 numara sorunu var. Yani ülkenin her yeri sorunlu. Daracık bir bizden olan yani yerli demeyi pek sevmiyorum. Yani ülkemize ait oyuncu havuzumuz çok dar. Çok dar olduğu için de her pozisyonda eksik kaldığımızdan 9 numara sorunu da var. Ama bu milli takımın problemlerini çözemeyeceği anlamına gelmez. Yani Barcelona'da öndü çalalım 4-6'lı modellerle oynuyorlardı uzun süre. Çözümü kendi içinde yani. yani oyuncular arasındaki ilişkiden, oyuncuların yapabilirliğinden. Dolayısıyla biraz da rakibin bize anlattığı şeylerle çözüm üretmeye çalışırsın. Montella da bu çözümü üretti. Demirspor'da da çok sayıda oyuncuya yani takım içinde belli oyunculara gol yükünü yığmayıp takıma dağıtarak onları Avrupa'ya taşımıştı. Burada da üç aşağı beş yukarı böyle davranıyor. İşte en son Can da gol atınca e, milli takımda e, gol atıcı e, sayısı geçen maç 8'di şimdi bilmiyorum. Durum ne oluyor çünkü arada bir oyuncu da değiştiriliyor. Bu bir sorun değil yani zaten futbolda öyle yani bir sorun varsa o soruna dair bir çözümü de vardır takımın. Bence 9 numara bir sorun değil ama ülkenin oyuncu yetiştirme konusundaki sorunu, milli takımın özel olarak sorunu değilse de ülkenin 9 numara ya da 6 numara ya da 8 numara yetiştirme sorunu. Yani hala birçok pozisyon oynayacak ikinci, üçüncü, dördüncü oyuncuları yok ülkenin. Hani var da yok anlamında söylüyorum. O nedenle yani forvet yeterlidir, yetersizdir tartışması yapmak yerine bir takım sahada nasıl davranmalı? Onun antrenmanı yani antrenmanlarda biriktirdiği şeyi. O maçın dinamiğine göre nasıl hayata geçirmelinin fena olmayan bir örneğini izledik İzlanda karşısında. E ama şöyle düşünelim. Şimdi bu sarkastiği yaptık ama hatırlayanlar olacaktır. 62. dakikada kenara Mert Müldür gelmiş. Biz o ara kameradan gördük ısınıyordu. Mesela ben olsam onu sor. Aradım. Acaba Mert Müldür'ü kimle değiştirmeyi düşünüyordunuz ki? 60'te İrfan golü attı. Yani belki Mert'i içeriye atıp üçlüye dönerek acaba İrfan'ı dışarı mı alacak? Bazen öyle oluyor. Eğrisi doğrusuna denk geldi derler. O Mert 62'lerde 61'de bizim gördüğümüzde kenara geldiğinde kimle yer değiştirecekti? Bu ilk aklımıza gelen zeki olamazdı. Ya Orkun'du ya İrfan Can Kahveci'ydi. Görünen oydu yani. Üçlü düzene dönerek ya işte İrfan Can Kahveci'nin söylediği üzerinden düşünürsek kaleci benim yakın direğe, Kerem'in de uzak direğe vurduğuna çalışmamış dediği şey. İyi ki çalışmamış, maçı kazandık. Ama işte sonuçta da böyle teknik direktör yanıtlarına maalesef maruz kalıyoruz. Cem abi bir sonraki soruyla devam ediyorum. Okan Buruk TV'ye yüze konuk olduğu programda Fatih Terim'in İzmir'deki sözleri bana da olabilir, olmaya da bilir. Bu sıkışık trafiğe rağmen böyle olmasından yanayım. Üç güne bir maç oynanır. Oynanması da gerekir. Oynanmıyorsa demek ki ocaktan sonraya kalamadınız demektir. Ocaktan sonraya kalamazsanız demek ki Avrupa'da da yoksunuz demektir. Genel anlamda maç trafiğinden bahsediyor. Eskiden kulüplerle fikstür konuşulurdu. Bu sene Avrupa'da oynayan kulüplerle hiç konuşulmadı. Avrupa'da oynayan kulüplerle diyalog içerisindeydiler. TFF'de yine aynı ekip var aslında şeklinde konuştu. Fikstür konusunda kulüp, federasyon, yayıncı kuruluş üçgeninde hangi taraf ağırlıklı söz sahibi olmalı sence? Vallahi hangisinin olması gerektiğini bilmiyorum ama yayıncının e, ağırlıkta olduğunu biliyorum. Çünkü ülkenin de oyunu para üretmiyor. <laughs> Yayıncı da bundan şikayetçi. Mümkün mertebe para üretebileceği, yani reklamı daha çok izlenirliğin daha çok olduğu saatlere fikstürü yığmaya çalışıyorlar haklı olarak. Çünkü paranın büyük bölümü oralardan geliyor, yayıncıdan geliyor. Dolayısıyla hani bunun biraz İngiltere'deki gibi, biraz bizim geçmişimizdeki gibi tasarlanabileceğini düşünüyorum. Yani bu işi sadece televizyona indirgeyen yaklaşımlar, fikstürü de buna göre ayarlamaya çalışan yaklaşımlar ki Avrupa'ya giden takımlardan herhalde Okan Buruk'un kastı Çağdaş Atan'ın Başakşehir'de itiraz edince o hafta bir ertelendi ve böyle lig acayip bir şey oldu yani iki maç oynamamış, üç maç oynamamış garip bir akışı oldu ligimizin. Şimdi yani bu gündüz maçlarını bir düşünmek gerekiyor. Çünkü gündüz maçları aynı zamanda şu anlama gelir. maça gitme ve maçtan geri dönme kolaylığı sağlar. Pek bu şey yapılmaz, göz önüne alınmaz. Bir kenttesiniz. Saat 2'de büyük maç oynayabilmelisiniz. Yani Premier Lig'de City'nin, United'ın, Liverpool'un, Tottenham'ın un oynayabildiği gibi. Yani bunu oynayabilmelisiniz. Bu aynı zamanda hem oyuncuların coğrafi durumlara ve işte saat mefhumuna adaptasyonunu sağlar hem de izlenirlik açısından önemli olur. Yani bunları sadece televizyon diye düşündüğü için Türkiye Futbol Federasyonu televizyon ve yayıncı ilişkisi düşündüğün diye daha çok yayıncı belirleyici oluyor. İşte cumartesi bu olsun, pazar bu olsun, cuma şu olsun, pazartesi bu olsun diyorlar e, ve reytingi düşünerek bu işleri yapıyorlar. E, aslında çok kolay e, çözülebilecek işlerken bunlar. Yani to, e, oyunun izlenmesini sahadan başlatarak, stadyumdan başlatarak izlenmeyi sağlayabilecek projeler geliştirseler e, bu tür yaklaşımlar içinde olsalar reyting kaygısı da olmaz. Herkes maçları izler ancak kendilerinin önemsemedikleri maçları gündüze koyarak kimsenin gitmediği maçları gündüze koyarak o kentlerin oyuna ilgisini de düşürdüler maalesef. Yani yayıncıya gereğinden fazla önem atfederek yayıncının karlılığını Türkiye'deki futbolun karlılığının temel lokomotifi olarak düşündükleri için bu sefer öğlen saat saatleri de anlamını yitirdi. Çünkü kimse öğlen saati de olsa yani öğleden sonra saatte de olsa değersiz bir maç için stadyuma zahmet etmez. Kentler büyüdü, ulaşım zorlaştı. Oysa ki gündüz saatleri eve dönmek için ve e, izlediğin maçı zihninde bir kez daha yaşayabilmek için, onu birilerine anlatmak için, yani tanık olduğun bir şeyi gittiğin semtinde, bölgende, mahallende, apartmanında anlatabilmek için aslında gündüz maçları daha iyi maçlardır. Ancak işte o prime time, radyocular için drive time dedikler. sürüş saati, izlenme saati oralara yığmaya çalışıyorlar için. Bunun çeşitli sorunları da olmuyor değil işte. Drive time saatleri, şey prime time saatlerinde evde birkaç tane televizyon yoksa işte o dizi tekrarları, evdeki diğer üyelerin ki genellikle hani yüksek ilgi göstermiyor kadınlar şeye erkekler kadar futbola. O saatlerin çakışmasından dolan doğan nice huzursuzluğu da giderme gibi bir aile işine hizmet eden yaklaşımları da olurdu. Fakat düşünmüyorlar. Daha çok ez, yani futbolda olduğu gibi 9 numara mı eksik? 9 numara eksikse bul bir tane 9 numara oynat kalıbı içerisinde. Yayını da böyle düşünüyorlar. Futbolu da maalesef böyle düşünüyorlar. Onun da geleceği yer bu kadar oluyor ve herkes aynı fikstürden benzeri ifadelerle şikayet ediyor maalesef. Evet. Üçüncü sorumuza geçmeden izleyicilerimizden beğeni yapmalarını da rica edelim. Şimdiki sorumuzda Avrupa'ya geçiş yapıyoruz. Jurgen Klopp, 2022 yılında verdiği demeçte Red Bull fikrinin gelenekçiler tarafından ne kadar eleştirildiğini biliyorum ve ben de onlardan biriyim ifadelerini kullanmıştı. Halk adamı olarak görünen Alman çalıştırıcının kendi mirasının kirlettiği yönünde eleştiriler var. Klopp burada kendi motosuna ters düşmüş müdür sence? E, o 2022'de söyledi. Ne ters düşmüş şimdi bunu söyledi. Ben de onlardan biriyim dedikten sonra Red Bull direktörü olunca ister istemez iddianın, iddianın tersine geçmiş oluyorsun. Ancak bizde yaşlardakilerin Süleyman Demirel'den öğrendiği bir şey var. Dün dündür, bugün bugündür. Şimdi onu klop olarak düşünmeyelim hani. Ha klop ne kadar tutarsız e, demek ki doğrusunu yaptı şimdi deyip demek yerine bu Red Bull benzeri ya da Manchester City'nin benzeri. E, onların yatırımcılarının benzeri ki. Bu oyunun parayla yönetilmesi ve çoğul takımlara sahip olma fikri ve dolayısıyla bu endüstrinin, bu piyasanın üretim-tüketim hadlerini belirleme haklarının tekelleştirilmesine karşı çıkmak gerekiyor. Klop buna bir zamanlar karşı çıkıyor, şimdi parayı buldu diye karşı çıkmıyorsa, biz pozisyonumuzu değiştirmeyelim. Diyelim ki klop pozisyonunu değiştirdi, torunları için birer tane evde alacak. Bir sürü torunu vardır, belki torununun torununa para götürmek istiyordu. Yani klopun ne yaptığından daha çok, Klubun ne dediği önemli olmalı. E biz dünyaya böyle bakmalıyız. Yani pozisyon değiştirmiş bireyler, pozisyonların doğruluğunu tartışılır hale getirmemeli. Ben de böyle düşünüyorum. Yani kulübün gelenekçiler tarafından ne kadar eleştirildiğini biliyorum. Burada gelenekçiliği biraz şeye negatif bir şey olarak anlatmış Yürgen Bey kendileri. Ben de onlardan biriyim dedikten sonra biz de acaba şöyle düşünelim. Ya bu kadar euroyu 12, 13, 15 milyon euroyu biz alsak pozisyonumuzu değiştirir miydik? Büyük ihtimalle değiştirirdik. Ama fikrimizi değiştirir miydik? Yani pozisyonun değiştirilmesiyle Fikrin değiştirilmesi, düşüncenin değiştirilmesi her zaman aynı şey olmaz. Orada bir tutarsızlık görürüz. Alır parasını, oturur ama der ki ya bence hala böyle olması gerekiyor. Ben örneğin vara karşı birisiyim. Ama varlı bir hayat içindeyiz ve bazen bana sorarlar var öyle mi var böyle mi? İşte kaldırılsın dememin benim pozisyonumla ilgili bir şey yok yani bir getirisi yok. Oyuna da dönüşmeyeceğini bilirim ama kendi adıma uymam da. Hani a var geldi de oyuna adalet geldi değil mi? Dolayısıyla bu fikri kulübün özelinde, kulübün tutarsızlığı olarak görmek yerine fikrin kendisini anlamlı bulmak, fikrin kendisinin etrafına yığılmak ve onu savunmaktır işin aslı. Kulüp istediği gibi davranabilir. Sonuçta biz kulübün banka hesabının murakıbı değiliz yani onu denetleyecek ne gücümüz var ne hakkımız var. Bir de bize ne? Arayı birileri veriyor. Ha, o verdikleri para üzerinden oyunun birikimini kendi sermaye meselelerine doğru çevireceklerini düşündüğümüz için karşı çıkıyoruz zaten. Hani City'nin sermayedarlarının Avrupa'nın birçok yerinde takım almaları gibi. Nice fonun futbolun iyi bir getiri alanı olduğunu, nice markanın görünürlüğüne yardım ettiğini. Hatta gittiğin akşamki İzlanda Türkiye maçında olduğu gibi. Buralarda çok tartıştığımız Yasa dışı bahis şirketinin uzantısı olan bir portalın reklamının yapılmasına kadar işin vardı düşünülür ise bunlara her yerde e, kendi doğrularımız olarak karşı çıkmak ve doğru pozisyonumuzda kalmak. Ama aramızdan birileri bizim gibi bir zamanlar düşünen birileri pozisyonu değiştirdik diye pozisyonun kendisini sorgulamaktan çok klubun tutumunu sorgulamak. Ha o da bizim açımızdan bir şey değiştirmeyecek. Yani böyle düşünüyordu. Bu tarafa geçti diye doğru düşündüğümüz şeyden ayrılmayalım derim. Abi son günlerde İlhan Palut'un sosyal medyada e, basın demeçleri çok popüler oldu, viral oldu. İstersen bir hatırlayın bu demeçlerin bazılarını. Hayattan beklentilerimi minimize etmeye öğrendim ben. Minimize Abi senin unutamadığın veya anlam veremediğin basın toplantısı demeçleri var mı aklında? E, birkaç tane var tabii. Yani basın toplantısı ya da saha içerisindeki teknik direktör davranışları. Bülent Palut biraz burada kalbi kırılmış. Yani büyük ihtimalle yani bu minimize etme meselesi ihtiyaçları, beklentileri kısmı yani bir önceki e, şeyde soruda e, Jurgen Klopp için önerdiğim şeyler. Yani dünyayı daralttığımızda, aslında ihtiyaçlarımızı daralttığımızda, yeter ekonomiye geri döndüğümüzde de futbolla ilişkimizi kesmiyoruz, futbol öğrenmeyi sürdürüyoruz, oynamanın zevkinden ayrılmıyoruz. Yani futbol eşittir para, futbol eşittir e, iktidar. Yani burada teknik direktörlük meselesi üzerinden söylüyorum. E, buradan çıkardığımızda e, çok anlaşılır şeyler söylemiş aslında. Yani ben ihtiyaçlarımı gördüm, benim için söylenecekler. Yani bendeki diyelim ki teknik direktörlük görevinden alınmak beni o kadar da rahatsız etmez. Beni o kadar da hırpalamaz. Çünkü benim zaten yaşayacağım hayatın sınırları belli. O sınırlardaki ihtiyaçlarım belli. Onları da temin ettim. Etmesem de durumu idare ederim. Kendi çözümümü bulurum demiş İlhan Paul. Ben de biraz ona yakın birisiyim. Unutamadığım şeyler işte içimizdeki İrlandalılar vardı Mustafa Denizli'nin. Bundan sonra kazandığımız maçlara Türkiye 6 puan versin UEFA. 3 içerideki İrlanda için, 3 rakip Irlanda için. Şimdi içerideki İrlandalıları bir göreyim bu hafta ben. Yani çıksınlar onlarla koşalım. Yani öyle bir iş tarif, şey tarif ederdi ki hoca Mustafa Deniz Hoca bir durumu anlatırdı ve şeyi konsolide ederdi. Buradaki bloğu konsolide ederdi ya da Et şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir haftayı söyledi işte 22 sürüncü hafta. Bekleyin dedi. Biz de biliyorsun İlk 6-7 hafta işler tökezlediğinde hoca değiştirmek yöneticiler için çok geleneksel bir durumdur. Birinci çözümü odur. Hemen hocayı gönderirler, işi çözmeye çalışırlar. O bir o şeyi tarif ederdi. Bir haftayı orayı bekleyin derdi. Dolayısıyla o bekleme süresi takımın olgunlaşmasını ve problem çözmesinde Mustafa Denizli'nin dolayısıyla ben Beşiktaş'ta şahit olduğum için söylüyorum Mustafa Denizli'de şampiyon olurken o tarif işine şeyi hocanın işine yarardı takımın işine yarardı bunu mesela unutamam o şeyi tariflemeyi sonra unutamadığım iyi bir basın toplantısı değil de maç sonu toplantısı Rıza Çalınbay'ındı Rıza Çalınbay tam Hakem Deniz Çoban'dan dert yanıp biraz hani hakem öyle hakem böyle filan derken kapı açıldı ve Deniz Çoban içeri girince Böyle bir şaşa kaldı. Kendimle ilgili kısa sürede bir karar vermem gerektiğini de düşünüyorum. Yok o, Bugün, o kadar değil. O kadar değil şimdi, hocam. Hocam o kadar değil. Herkes yani hata yapıyor. yapıyor. Herkes hata yapıyor hocam. Biz çok hatalar gördük. yutkundu. Sonra o biraz önceki Rıza bay gitti. Az önceki sorudaki Jürgen Klopp gibi bir başka Rıza bay geldi. Hocam bizim size ihtiyacımız var. Türk futbolunun size ihtiyacı vardı pozisyonuna döndü. Demek ki orada da anladık ki Yüz yüze ilişkiler, temaslar, hani temaslı ilişkiler insanda dönüşüme neden oluyor. İnsanın içinde olması gerektiği yere insanı götürüyor. Yine hatırladığım bir şey, Igor Tudor biraz kızmıştı Galatasaray'dayken. Böyle bir kızdı, köprüde kalktı, gitti. Oh, Mutlaka for... sizin aranızda çok doğru insanlar var, çok düzgün insanlar var. Özür diliyorum, çok güçlü Yo, you bir are. yaptım. Mutlaka burada da oh, e, yes. çok doğru insanlar var. Doğru olmayanlaraydı bu konuşma. Bravo, merhaba. Teşekkürler. Böyle şeyler aklımda kalıyor ancak daha çok aklımızda kalan şeyler sarkastik ifadeler oldu İşte Sergen Yalçın'ın maç sonunda hani bizden daha mı iyi biliyorsunuz filan ya da benden daha iyi bizden daha iyi yapacaklar hani bir de o teknik direktörler adına konuşuyordu. Ee, bunlar aklımda kalmış ee, ama İlhan Palut'un ne demek istediğini e, anlayarak aslında yaşanması gereken hayatın daraltılarak yaşamak. Saçılarak, genişleyerek ihtiyaçların sonsuzluğu ilkesinden değil, insanın mutluluğu kılacak yeter ekonomilerden yana olmak, üretken ekonomilerden yana olmak ki herhalde onları söylemeye çalışıyor o kısacık videoda. Olmak gerektiğini düşünürüm. Bu fikrime de güvenir ve bunu herkese telkin etmeye çalışırım İlhan Palın. Evet. Cem abi son kısımda şimdi sana bir video izletmek istiyoruz ve bu e, videodaki kuyruğun ne kuyruğu olduğunu tahmin etmeni rica edeceğiz. Peki. İzliyorum şimdi. Şöyle verelim. Şimdi bu bir maç kuyruğu değil. ...yani bir maç bileti almıyoruz burada... ...bir stadyum önünde değiliz bizim ana konumuz olarak... Ee, ...bir pastane gibi bir yer görüyorum... ...bir pastane var... ...pastaların önünden geçen insanlar var... ...vitrinde böyle süslü süslü pastalar var... Ee, ...özellikle diyetisyenlerin... ...ya bir dakika bu şekerli meselelerden... ...uzak durun dediği şeyler... Ee, ...ne olabilir diye düşünüyorum... ...büyük ihtimalle Jose Mourinho'nun kızı... E, ...Matilde'nin e, düğün töreni... ...Tetubal'in Azeitao bölgesinde yapılmış... ...ve bu bölge üç şeyle tanınıyor şarapları, peynirleri ki e, gastronomik olarak dünyadaki 50 peynirden, işte 50 gastronomik üründen biriymiş. Üçüncüsü de turtalar. Yani çok özel turtaları varmış bu AZTU bölgesinin. Düğün haberlerini okuduğumda öğrendiğim bir şeydi. Büyük ihtimalle bu pastane AZTU'dan, <laughs> Jose Mourinho'nun e, e, düğününün, kızının düğününün yapıldığı bölgeden turta getirmiştir diye düşündüm. Güzel tahmin abi. Girişimcilere de buradan duyurulur bence. Bu son günlerde acayip bir Dubai çikolatası çılgınlığı var ve etrafta yok satıyor. Bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. çikolata almak için mi kuyruğa girdiniz? Aynen öyle abi. Dubai çikolatası için bu kadar sıra bekliyorlar. Evet. Biz de bekledik bu arada ve sana da denettirmek istiyoruz izin verirsen. Ben böyle sıralara girmekten pek hoş anmam ama yani madem bir çılgınlık varsa biz de payımıza düşeni alalım. Takdim edelim bakalım seni yani çok, Seni çok bekletmiyoruz o zaman. Evet peki. Evet. Nasıl yeniyor bu? Bunun bir yeme biz usulü onu... de var mı? Yani kafamızda gezdiriyoruz, bir şey <laughs> yapıyoruz tatlılarda olduğu gibi tersten dama takıyoruz. Yani şöbiyet, baklavalar biliyorsun. Tersten dama takılır. Bu Bildiğiniz... medyada çok ilginç yeme şekilleri var. Lahmacun gibi yiyen abilerimiz var. Böyle yapacaksın. Bunu medya. mu? Bunu ben şimdi çıkartmaya da korkarım ya. Hah geldi. Şu renklilerden alayım mı ben? Renk, Burası hadi biraz... öyle yapalım. Hı? ben renklilerden alayım. O bu yumuşak çıktı. Evet. Ama bu kırılmayan bir şey. Bir bıçak lazım bunu yemek için. Bu bayağı meşgul, zor bir şeymiş bu. Şuradan bir parça kırdım. ikiye böldüm. Bizim antep fıstığına benzeyen bir fıstık var. Sizin hakkınızı gasp etmeden bir parçayı gördüğünüz gibi bıraktım. Çok ayıp bir şeydir bizde. Bizde çok şey yaparlar. Annem derdi ki elinizde dışarıda yemek yemeyin. Birilerinin karşısında yemek yemeyin. Yiyen var yemeyen var. Siz bu bölümü kesin ben yerken. Sonra fikrimi söyleyeyim. Evet abi denedin az önce. Nedir? Şimdi küçük bir parça denedim. Ee, nedir diyelim? Bol fıstıklı bir Antep baklavasıyla ee, sütlü çikolatanın kaplanmış, sütlü çikolataya kaplanmış bir, içi de krokanlı, çıtır çıtır olan böyle hani şeker e, şeyleri, tanecikleri dişimize gelen. Yenir mi? Yenir. Ama hani bir çikolata perver olmadığım için ben aman aman böyle hani yılda... Yani bir paket, bilemediniz, iki paket. Tüm yıl boyunca 365 günde iki paket çikolata tüketen birisi olarak. Çok benim konum olmayan şeylerdir tatlı grubu. Ama yenir mi? Yenir. Muadili var mı? Bence yok. Büyük ihtimalle taklit edilir. Taklit edilir ama hani bu Jürgen Klopp'un sorusundaki gelenekçiler olarak ben hala Beyoğlu çikolatasından yanayım. Hani içinde fındığı görünen, bütün olarak fındığı olan bir çikolata yiyeceksem bu mu, o mu deseniz hani çok çikolata sevmeyen de birisi olarak aman aman bir çikolata hayranı, hastası değilimdir. Onu tercih ederim. Büyük ihtimalle pahalıdır bu ona göre. Bayağı pahalı bir şey olsa gerek. Oradan da geldiğine göre hani geliş gidiş navlun meselelerini de işin içine katarsak yenir ama hani soru şu olsun kuyruğa girer misin? Değer mi? ay bilmiyorum bak. Yok de yemeye değer. Sen getirdin yerim. Hatta Allah'ına kadar yerim ama Kuyruk kuyruğa girmeye değer mi? Ben girmem. Değen yani kuyruğa girip bunu yemek isteyen insanlara da niye kuyruğa girdiniz? Demem ama hani ben o kuyruğa girmem. Birisi getirirse Gidelim yerim zaten beni tuttu şu anda yani hemen bir sıcak bir şeyler yani kahve çay falan içmem gerekir. Çünkü benim tatlıyla zaten başım hoş değildir. Peki Cem abi ağzına sağlık bu haftalık bu kadar diyelim. Çikolata için teşekkür ederim sağ olun böylece de Dubai çılgınlığının bir kenarına ilişmiş olduk. Yani biz de bu şeyin dalganın dışında kalmadık çok sağ olun. Rica ederiz abi izleyicilerimizden soru ve görüşlerini yorumlara bekliyoruz.